Teknolojinin hızlı gelişimi en çok Z kuşağını etkiledi. Öyle ki artık gün içinde bile birbirinden farklı ruh hallerine bürünüyorlar. Son bir araştırmada da Z kuşağının çifte hayat yaşadığı ortaya çıktı. Yani gençler dijital ortamda farklı, gerçek dünyada farklı davranıyor. Dışarıda bir hayat yaşarken kafamız içinde de ayrı bir dünya dönüyor. İnsanlar kendini ciddi anlamda saklıyorlar. Yani bence bu iyi bir şey değil. Araştırmalar da bunu doğruluyor. Z kuşağı dijital ortamda farklı, gerçek dünyada bambaşka bir hayat yaşıyor. Ruhsuzluk hali var. Kodlanmış, yönlendirilmiş bir gençlik. Dijital ortamlarda asosyallik daha fazla ön plana geldiği için. Amerika'da yapıldığı araştırma 2000 kişi katıldı. %46'sının çifte hayat yaşadığı ortaya çıktı. Gün içerisinde bile ruh hali değişen ve farklı hayatlar yaşayan Z kuşağı en çok sosyal medyadan ve reklamlardan etkileniyor. Hayal ettikleri hayata sahip olamayınca psikolojik olarak birçok sorunla karşılaşıyor. Böyle yaşadığımız hayat, istediğimiz hayat bir değil, ruhen farklı bir yerde gibi hissediyoruz kendimizi. İstediklerimiz de hayat standartlarımız aynı olmayabiliyor. Her şeyi yapmak istiyorlar. Para olmadığı için zorluyorlar kendilerini. Bu teknolojik dünyayla ayrı bir hayat kurmamız olabilir diye düşünüyorum. Z kuşağındaki bu tezat durum akranlar arasında da olumsuzluk yaratıyor. Çünkü farklı mecralardan etkilendikleri için sosyal ilişkilerde de inişler ve çıkışlar yaşanıyor. Sosyal medyada fazla zaman geçirmemizin bir sebebi de bu olabilir aslında. Kendi kimliğimizi saklıyoruz. Bu gerçek kimliğimin hatırası. Alı sağda oldu ama. Ailelere göre de araştırma doğru. Yetişemiyoruz haliyle. Bu da kızım da örnek. Sanki insanlar değişiyor yani. Beyinleri yıkanmış gibi oluyor.